Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından merhaba, ben Özlem Tınaz. Amerika ve dünyada neler konuşuluyor, hangi haberler öne çıkıyor, bu sorulara yanıt bulabileceğiniz bir stüdyo Washington yayınıyla daha karşınızdayız. Başkan Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Khashoggi cinayetindeki sorumluluğuna rağmen Suudi Arabistan'ı dışlamanın bir hata olacağını savundu. Trump, insan haklarına dair herhangi bir kaygının Amerika'nın ulusal güvenlik ve ekonomik çıkarlarından daha ağır basmadığını söyledi. Suudi Arabistan'la yola devam ediyoruz diyen Trump'ın açıklamaları başkentte nasıl yorumlandı? Trump'ın değerlendirmelerine yönelik tepkiler için sözü Serdar Cebe'ye bırakıyoruz. Serdar. Tepkiler büyük Özlem Tınaz. Özellikle Trump'ın yaptığı açıklamanın kaleme alınması ve aynı şekilde Trump tarafından da dile getirilmesi Beyaz Saray muhabirlerine Washington'da tepkiyle karşılanıyor. Tabii ki senin de dediğin gibi bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik ve askeri çıkarları, diğer tarafta insan hakları. Hangisi ağır basıyor? Trump'ın bir de Kongre'ye yolladığı mesaj, siz ne yaparsanız yapın ben böyle yoluma devam edeceğim demesi Washington'da tartışılan konulardan birisi. Tepkilere geleceğim ama Trump'ın bugün attığı, hemen bu tartışmaların ve eleştirilerin üzerine attığı yeni bir tweet var. O da Suudi Arabistan'a mesaj yollayan bir tweet. Yaklaşık bir 2,5 saat önce yazdığı bu tweette ABD Başkanı şöyle diyor. Petrol fiyatları düşüyor. Harika. Amerika ve dünya için büyük bir vergi indirimi. Ve keyfini çıkarın. Şimdi 54 dolar sadece 82 dolardı. Petrol fiyatları daha da aşağı. Suudi Arabistan'a çok teşekkür ediyorum diyor. Ve petrol fiyatlarını daha da aşağı çekelim mesajını veriyor. Suudi Arabistan'a dikkat ederseniz bir teşekkür daha geliyor ABD Başkanı bu kadar eleştirinin üzerine. Dünkü açıklamasında neler vardı? Khashoggi cinayetinin özellikle CIA raporuna baktığımız zaman Suudi Arabistan'la ilişkilendirilmesi ve Veliaht Prens'le ilişkilendirilmesini görmezden geldiği belirtiliyor. Tabii bu konuda raporun yazılış şekli de eleştiriler arasında. Bu raporun özellikle Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton tarafından yazıldığı da yine basında yer alan haberler arasında. Çünkü CIA'nin raporuna rağmen Suudi Arabistan'ın feda edilmemesinin altında başka gerekçeler de sıralanıyor. Bu gerekçelerin başında tabii ki İran var. Bolton da geçtiğimiz hafta bölgedeydi. Oradan verdiği mesajlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde verdiği mesajlara dikkat edecek olursak o da cinayetin Veliaht Prens'le ilişkilendirilmesini düşünmediğini defalarca dile getirmişti. Onun için eleştirilen noktalardan birisi. Trump'ın kaygıları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları, ekonomik çıkarları ve askeri çıkarları diye. Özellikle bunun ilk sırasına dünkü açıklamada da İran'ı eleştirerek başlıyordu. Ve İran'a karşı önemli birlikte çalıştığımız önemli bir müttefikimiz diye bahsediyordu Suudi Arabistan'dan. Diğer kafasındaki soru işaretlerinden birisi Suudi Arabistan'la yapılan ticaret, ki 450 milyar dolarlık bir hacme sahip bu ticaretten birçok Amerikalı'nın iş sahibi olduğu belirtiliyor. Ve Suudi Arabistan'ın verdiği silah siparişleri, verebileceği silah siparişleriyle birlikte Amerika'nın daha da zenginleşeceğini belirtiyor ABD Başkanı Donald Trump. Onun için ABD'nin çıkarlarını hiç dışlamıyorum diyor ABD Başkanı Donald Trump. Ve biz bu ticareti yapmazsak, burada bir korkusunu da dile getiriyor. Biz bu ticareti yapmazsak bu parayı Rusya ve Çin kazanır açıklamasını da birbiri ardına getiriyor. Veliaht Prens'le ilgili yaptığı açıklama, belki biliyordu belki bilmiyordu bu cinayeti diyor ama yine kesin olarak, net olarak bu cinayetin gerekçelerini hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz açıklamasını da kendisi yapıyor. Şimdi Trump'a Kongre'den yollanan bir mektup var. Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Crocker ve Demokrat Mendez'in yolladığı bu mektupta özellikle Trump'ın yapması gerekenler aktarılıyor. Eleştiriler de var. Özellikle yine Cumhuriyetçi Crocker'ın, Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Crocker'ın, Senatör Crocker'ın yaptığı açıklama önemli. Şöyle bir Twitter mesajı paylaşıyor. Bir gün gelip Beyaz Saray'ın Suudi Veliaht Prens'in halkla ilişkiler şirketi gibi davranacağı asla aklıma gelmezdi diyor Crocker yaptığı açıklamada. Tabii ki Khashoggi'nin yazı yazdığı Washington Post gazetesinde de yine ABD Başkanı Donald Trump'a eleştiriler var. Orada da şöyle deniliyor. Bir editörün kaleme aldığı yazıda
kendi istihbarat kurumlarını takmama ve yalanlarla dolu bir açıklama. Bu ayrıca rejimi eleştiren Suudilerin hayatlarının ne kadar önemsiz olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi en alt seviyedeyiz artık diyor Washington Post'ta yer alan bir eleştirel yazıda. Ve bir eleştiri de yine eski istihbaratçılardan geliyor. Yine Trump'la daha önce defalarca ters düşen eski CIA Başkanı John Brennan da Twitter'dan verdiği mesajda Trump'ı eleştirenler arasına katılıyor ve Trump'ın tavrına tepki göstererek şöyle diyor: artık Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bulguları değerlendirmek ve adım atma görevinin Senato'da olduğunu belirtiyor. Eski CIA Başkanı Trump da böyle demişti: ben gerekli hamleyi yapmıyorum, biz Suudi Arabistan'la yola devam ediyoruz. Bakalım kongreye onlar ne isterse yapsın mesajını dünkü açıklamasında da görmüş oluyoruz. Bundan sonra top kongrede Suudi Arabistan'la yapılacak herhangi bir silah alımı iptal edebilirler mi o verilen siparişleri? Önümüzdeki günlerde bunu da göreceğiz Özlem Tınaz. Serdar Cebe, Başkan Donald Trump'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Suudi Arabistan'ın bu cinayetteki rolüyle ilgili açıklamalarına yönelik tepkileri aktardı. Teşekkürler Serdar. Bu konu uzun bir süre daha gündemden düşmeyecek gibi görünüyor. Biz de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Ayrılacağını açıklamasının ardından 25 Kasım'da yapılacak acil Avrupa Konseyi zirvesi öncesinde Avrupalı liderlerle görüşmek üzere Brüksel'de. May bugün AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'le görüşecek. İngiltere'de birlikten ayrılma noktasında neler yaşanıyor? Bundan sonra İngiltere'yi ve birliği neler bekliyor? Bu soruların yanıtlarını öğrenmek üzere Londra'ya Barış Çimen'e bağlanıyoruz. Barış, söz sende. Merhaba Özlem, bu yayını gerçekleştirmek için öyle bir nokta seçtim ki sağımdan solumdan insanlar geçiyorlar, tam da işten eve gidiş saati, otomobildekileri görüyorsunuz. Köprüden birazdan tren geçer, içi tıklım tıkış insan doludur ve her birinin kafasında bir soru işaretiyle gidiyorlar. Epeydir ne olacak bu İngiltere'nin hali, soru işareti sonunda. Şimdi şöyle bir şey, bugün Başbakan Theresa May öğleden sonra Jean-Claude Juncker'le görüşeceğim diye atladı, Brüksel'e gitti. Şu saatlerde de toplantı devam ediyor. Toplantıda ne olduğunu şu an anlatamayız. Henüz tamamlanmadığı ve bununla ilgili bir açıklama yapılmadığı için. Fakat açıklama yapılır yapılmaz yine bu ekrandan veya web sitemizden sizlerle paylaşırız bilgileri. Fakat işin aslı, o toplantıda ne olabilir sorusuna da çok açık ve net bir yanıt verilemiyor İngiliz siyasi ortamı tarafından. Bugün bu konuşuldu. İngiliz parlamentosunda Theresa May'i bugün İngiltere yine kendi hazırladığı taslak planını canhıraş savunurken gördüler. Buna tanık oldular. Bütün İngiltere'yi karşısına almış gibiydi Theresa May. Bir hafta önce bugün, çarşamba günü, ben formülü buldum, AB'yi ikna ettim, bir taslak metin üzerinde anlaştık, sıra önce kabinemi daha sonra da parlamentoyu ikna etmekte demişti. Kabinemi ikna ettim dediği andan itibaren ilk bakan istifası geldi. O da konuyla ilgili bakan, Brexit Bakanı Dominic Raab istifa etti. Ondan hemen sonra da Emeklilik ve Çalışma Bakanı istifa etti. Daha önce bir plan açıklamıştı Temmuz ayında. 8 Temmuz'da Chequers adlı bir plan açıkladığında da o zaman yine Brexit Bakanı David Davis önce istifa etmiş. Daha sonra da onu Boris Johnson Dışişleri Bakanı izlemişti. Bu profiller gerçekten çok yüksek profiller İngiltere siyasetinde. Başbakan Theresa May'in şu anda arkasında hiç kimse yok gibi. Parlamentoda kendisini destekleyen çok az milletvekili kaldı. Öyle bir aritmetik ki normalde 320 milletvekili lazım. Şu an hazırladığı taslak metni kabul ettirebilmek için, parlamentodan geçirebilmek için. Fakat bu rakam 244'e inmiş durumda. Nasıl? Çünkü 650 milletvekilinden oluşuyor İngiliz parlamentosu. 316'sı Muhafazakar Parti'nin, iktidar olabilmek için zaten Demokratik Birlik Partisi'nin, Kuzey İrlanda'nın İngiliz yanlısı olan kanadının partinin desteğine ihtiyaç duymuştu ve ancak hükümet kurabilmişti. Onlar bu taslak metni asla desteklemeyeceğiz dediler, zaten kendi başlarına kaldılar. Yani çoğunlukta değiller zaten. 48 milletvekili aşırı sert bir eksikçi, yani hiçbir anlaşma yapmadan ayrılma yanlısı. Onun dışında
bilmediği, kendi hesap etmediği başka milletvekilleri de var muhalefette olan. Kala kala elinde 244 milletvekili var ve bunları ikna etme ihtimalini şu anda çok kuvvetli görüyor kendisi. Neden gitmiş olabilir Jean-Claude Juncker'le şu anda Brüksel'e görüşmeye? Belki de geçen hafta ikna ettim, evet ikna edeceğim diye İngiltere'ye geldiği zaman halihazırdaki manzarayı onlara gösterecek ve diyecek ki biraz da siz taviz verin. Belki de bunu isteyecek Theresa May, Jean-Claude Juncker'den. Çünkü İngiltere bölünmüş durumda. Daha önceki istifaları saymazsak onun dışında mesela İskoçya Partisi Özel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon o zaman biz de ayrılırız demeye getirdi. Çünkü Brexit referandumunda Avrupa Birliği'nde kalma yanlısı olan çoğunluğu sağlamışlardı İskoçya olarak. Yani biz madem Avrupa Birliği'nden ayrılınıyor, biz de İngiltere'den ayrılalım, Avrupa Birliği'nde kalalım. Çünkü Avrupa Birliği'nden ayrılmanın bedeli bu hali hazırda bize sorulan taslakta anladığımız kadarıyla çok ağır ve biz bu ağır yükü taşımak istemiyoruz. Peki neden bu sonuca gelindi? Neden böyle oldu? Kuzey İrlanda sınırı. Kuzey İrlanda İngiltere'nin bir parçası, İrlanda Cumhuriyeti'nden ayrı olarak ve İngiltere'nin toprakları durumunda. Fakat şu anda arada bir sınır yok. Neden? Zaten ortak pazar, gümrük birliği var. Geçişler, mal ve hizmetlerin dolaşımı serbest. Sanki tek bir ülke gibi İrlanda adası da. Fakat eğer ayrılırsa oraya fiziksel bir sınır çizilmek zorunda. İşte zor tarafı bu. Fiziksel sınır olması bölücü terörü, geçmişte yaşanan acıları yeniden canlandırır korkusu var her iki tarafta. Fiziksel sınır olmadan hazırlanan bu taslak da İngiltere'nin toprak bütünlüğüne saygısızlık olarak görülüyor buradaki muhalifler tarafından. Bugün soru yağmuruna tutuldu Başbakan Theresa May. Özellikle muhalefet tarafından ve muhalefetin tabii ki ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn. Dedi ki yani başka hiç mi seçenek yok? Anlaşmasız ayrılınamaz mı? Alternatif yok mu diye sordu. Başbakan Theresa May alternatif istikrarsızlık, bölünme veya Brexit'in komple toptan iptali diyerek cevap verdi. Yani anlaşılan o ki Brexit taslağında Theresa May'in şu an hiçbir destekleyicisi yok. Hatta kendisine karşı parti içi bir darbe girişiminden bile söz ediliyor. Güvensizlik oyu içeren mektuplar toparlanmaya başlamış. Eğer 48 tanesi birden toplanırsa Muhafazakar Parti'deki liderliği sorgulanacak Theresa May'in, ki o 48 rakamına da ulaşılıp ulaşılmayacağı şüpheli. O işin başına çeken Rees-Mogg adlı milletvekili, ki Muhafazakar Parti'nin yüksek profilli milletvekillerinden biri, tarihten bir örnek vermişti. Telegraph gazetesine yazdığı yazıda Temmuz ayında Chequers planının hemen sonrasında. Onu bir kez daha hatırlayalım. Neydi o yazı? Şimdi İngiltere'de hani demokrasinin beşiği olarak bilinir ve buradaki demokrasi çok eskiye dayanır ya, oradan bir örnek. Bir örnek verildiği zaman yüzlerce yıl önceden geliyor. Bu vereceğimiz örnek 177 yıl önceden. Sir Robert Peel, İngiltere Başbakanı, yine Muhafazakar Parti lideriyken bir yasayı geçirmeye çalışmış İngiltere'de. O da muhalefetten artık oy ister hale gelmiş. Çünkü kendi partisinden bile destek bulamayacak durumdaymış o konuda. Ne, hangi yasa? Tahıl yasası. Öyle bir kıtlık zamanı ki İngiltere'de tahıl yok ve Avrupa Birliği'nden, daha doğrusu o zaman Avrupa Birliği yok, Avrupa'dan tahıl ithali söz konusu. Ama yasalar buna engel. Diyor ki yasalar, hayır kotalar var, sen içeride üretmek varken dışarıdan tahıl alamazsın. Muhafazakar Partisi lideri Sir Robert Peel karşı taraftan destek toplayarak sonunda o yasayı geçirmiş, ama Muhafazakar Parti'nin ondan sonra beli, deyim yerindeyse, bir kez daha doğrulmamış. 30 yıl iktidar görmemişler. Bunu hatırlattı Rees-Mogg Başbakan Theresa May'e ve sizin de sonunuz aynen böyle olacak dedi. Şimdi biz de merak ediyoruz herkesle birlikte. Dedim ya az önce, burada herkes işinden evine dönüyor. Trenler insan yüklü olarak evlerine ulaşıyor ama herkesin kafasında bir soru işareti. Ne olacak bu Brexit'in hali? Göreceğiz Özlem. Biz de merak ediyoruz. Londra'dan Barış Çimen, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması sürecinde yaşanan son gelişmeleri aktardı. Teşekkürler Barış.
Sırada Amerikan basınından özetler var. Bugün gazetelerin manşetlerini taşıdığı haberleri Mehmet Toroğlu özetliyor. Özlem, bugün Amerikan basınından seçtiğimiz haberlerde Kaliforniya'daki yangınların ardından ortaya çıkan konut sorunu, başkanın kızı Ivanka Trump'ın resmi yazışmalarda kişisel e-posta adresini kullandığı iddiaları ve Boston'daki etnik ayrılık yer alıyor. Washington Post, Başkan Trump'ın CIA'in Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Khashoggi'nin öldürülmesi için Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın doğrudan talimat verdiği şeklinde vardı. Sonucu dikkate almak yerine Suudi Arabistan'a tam destek verdiğini yazıyor. Gazete, Trump'ın Muhammed Bin Selman'ın Khashoggi'nin öldürüldüğünü bilip bilmediği ya da öldürülmesi emrini verip vermediği şeklindeki soruya belki evet belki hayır anlamına gelecek bir yanıt verdiğini bildiriyor. Habere göre Şükran Günü tatili için Florida'ya gitmeden önce gazetecilere konuşan Trump, Suudi Arabistan'ı harika bir müttefik olarak tanımladı ve aptalca davranıp Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi mahvetmeyeceğim dedi. Gazeteye göre Suudi Arabistan'ın savunması Trump'ın bir kez daha kendi istihbarat örgütlerinin bulgularını içe sayıp otoriter bir liderin verdiği garantilerin yanında yer aldığını gösteriyor. Trump daha önce de Amerikan istihbaratının Rusya'nın Amerika'daki seçimlere müdahale ettiği sonucunu dikkate almamış, bunun yerine Rusya lideri Putin'in 2016 seçimlerine karışmadık şeklindeki sözlerine güvendiğini kaydetmişti. Washington Post bugünkü başyazısında Trump'ın Khashoggi cinayeti konusunda Suudi Arabistan'ın açıklamalarını desteklemesine ayırmış. Gazete başyazısında 33 yaşındaki Veliaht Prens'e bel bağlayan Trump'ın Amerikan değerlerine ihanet ettiği yorumunda bulunuyor. New York Times ise Başkan Trump'ın ilkbaharda Beyaz Saray avukatına 2016 başkanlık yarışındaki rakibi Hillary Clinton ve görevden uzaklaştırdığı eski FBI başkanı James Comey aleyhine dava açması için Adalet Bakanlığı'na talimat vermek istediğini söylediğini yazıyor. Gazetenin iki kaynağı dayandırdığı haberine göre Beyaz Saray avukatı Don McGahn, Trump'a karşı çıkarak böyle bir yetkisi olmadığını söyledi. Hatta McGahn, Trump'ın Clinton ve Comey hakkında soruşturma açılmasını talep etmesinin bile gücünü kötüye kullanma suçlamalarını beraberinde getireceği uyarısında bulundu. McGahn, ne kadar ciddi olduğunun anlaşılması için Beyaz Saray avukatlarına Trump'a hitaben yazdırdığı notta, siyasi rakipleri aleyhine soruşturma açtırmasının başkanlıktan azledilme de dahil çok geniş kapsamlı etkileri olacağını vurgulattı. Gazete, bu olayın Trump'ın bağımsız bir kurum olan Adalet Bakanlığı'nı kendi düşmanlarını bertaraf etmede kullanabileceği bir araç olarak gördüğünü bir kez daha kanıtladığını yazıyor. Habere göre Trump'ın Beyaz Saray avukatlarında kaleme alınan o notu okuyup okumadığı net değil. Ancak gazetenin iki kaynağına göre Trump, yakın çevresinde Clinton ve Comey'nin soruşturulması için özel yetkili bir savcı atama olasılığını gündeme getirmeye devam etti. Trump ayrıca FBI Başkanı Christopher Wray'i Hillary Clinton'ı yeterince soruşturmadığı için zayıf olmakla suçladı. Wall Street Journal bugün de Amerikan ekonomisindeki son gelişmeleri ve özellikle teknoloji firmalarının hisselerindeki satış dalgasının etkileriyle ilgili haberleri aktarmayı sürdürüyor. Gazete, son satış dalgasıyla birlikte Standard & Poor's 500 ve Dow Jones Sanayi Endeksinde 2018'de elde edilen tüm kazanımların silindiğini kaydediyor. Habere göre borsalardaki son düşüş Amerika ile sınırlı değil. Alman DAX ve Çin Şangay Endeksleri de kayba uğrayan borsalar arasında. Birçok iktisatçı ise imalat sektörü ve istihdamdaki büyüme ve şirket gelirlerindeki artış hesaba katıldığında borsalardaki düşüşün Amerikan ekonomisinin kısa vadede gerileme sürecine girmeyeceği öngörüsünde bulunuyor. Öte yandan gazete, borsalardaki çalkantının yatırımcıları sarsmasına rağmen Amerikan Merkez Bankası Fed'in Aralık ayındaki faiz artışı planında bir değişiklik olmadığını bildiriyor. Fed yetkilileri 19 Aralık'ta yapacakları toplantıda kısa vadeli gösterge faiz oranının 25 bas puan artırılacağının sinyallerini verdi. Ancak piyasalardaki son çekilmenin Fed'in önümüzdeki yıl atacağı adımlar üzerinde nasıl bir etkisi olacağı henüz netlik kazanmış değil. Habere göre Fed yetkilileri gelecek yıl faizlerin kaç kez artırılması gerektiği konusunda fikir ayrılığı yaşıyor. Amerikan basınından aktaracaklarımız böyleydi. Söz tekrar sende Özlem. Teşekkürler Mehmet. Amerikan basından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. Geleceğini tehdit etmeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin yayınladığı son rapora göre küresel ısınmayla mücadele için çok ciddi önlemler alınması gerekiyor. Uzmanlar atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltmanın en etkili yollarının aslında doğada gizli olduğunu söylüyor. Bunlardan biri ormanları yeniden canlandırmak. Bir grup uzman Batı Virginia eyaletindeki kömür ocağı bölgesinde bir zamanlar Amerika'nın doğusundaki Apalaş dağlarını kaplayan ormanları geri getirmeye çalışıyor. Batı Virginia'nın derinliklerindeki Monongahela Ulusal Ormanı nadir bulunan bakir ormanlara ev sahipliği yapıyor. Ülkenin doğusunda el sürülmemiş fazla yer yoktur. Shane Jones, Amerika Orman Müdürlüğü'nde biyolog.
Jones onlarca yıl önce etraftaki ağaçlar kesilirken yapılan bir planlama hatasının bu ağaçları kurtardığını söylüyor. Bu çok iyi çünkü bunun gibi kırmızı ladin ormanları gezegeni ısıtan karbondioksitin atmosferden alınıp toprağa hapsedilmesinde çok önemli bir rol oynuyor. Bütün bu organik malzemenin rengi siyah çünkü yüksek oranda karbon içeriyor. Apalaş dağlarındaki kırmızı ladin ormanlarının %90'ı ağaç kesimi ve kömür ocakları yüzünden yok olmuş. Enerji elde etmek için yakılan kömür ise atmosferdeki karbondioksit gazını sürekli arttırıyor. Dünya ısındıkça ormanların karbondioksiti tüketmesi ise çok daha acil bir ihtiyaç haline geliyor. Kentucky Üniversitesi'nden Chris Barton en büyük ilgiyi tropik yağmur ormanlarının gördüğünü söylüyor. Dünyanın ılıman bölgesi olan Washington'dan 4 saat uzaklıktaki Apalaş'ta milyarlarca ağaç ekme imkanımız var. Barton bunun için en uygun yerin ise eski kömür ocakları bölgesi olduğunu belirtiyor. Barton'ın Green Forests Work, Yeşil Ormanlar Çalışması adlı grubu kurmasının nedenlerinden biri, Apalaş bölgesinde kömür ocakları yüzünden yok edilen yaklaşık 400 bin hektarlık orman arazisini yeniden ağaçlandırmak. Ancak bu arazilerin çoğuyla ilgili bir sorun var. Eğer bu arazilere ağaç dikerseniz büyümezler çünkü toprak aşırı sıkışık, su sızmıyor, ağaçlar kök salamıyor, bu çevrelerde oksijen dolaşmıyor. Çözümse bir ormandan çok taht oyunlarındaki savaş cephelerini andırıyor. Sıkışık toprağı sökmek, diktikleri ormanların kök salmasını sağlayacak. Barton bu fikri insanlara kabul ettirmenin çok da kolay olmadığını söylüyor. Yüzümüze şaşkınlıkla bakanlar oldu ama ilginç olan şey yaptıktan sonra kafalarda hiç soru işareti kalmamasıydı. Sonuçları görmeye başlamışlar. Toprağı söktükleri ve yeniden ağaç diktikleri arazilerde ormanlar yeniden canlanmaya başlamış. Bilim adamlarına göre yalnızca Batı Virginia'daki kırmızı ladinleri yeniden canlandırmakla 56 milyon varil petrolün üretebileceği karbondioksit hapsedilebilir. Ama bu onlarca yıl sürecek. Shane Jones, sabrın kilit önemde olduğunu söylüyor. 8 yıl önce dikilen bir ağacın şimdi belimize geldiğini görmek harika. Ama sonuçta daha yolun başındayız. Çünkü ormanları yeniden canlandırma çalışmasının asıl hedefi doğanın yeniden kontrolü ele geçirmesini sağlamak. Uzmanlar iklim değişikliğiyle mücadelede en güçlü araçların doğada gizli olduğunu söylüyor. Doğa yavaş da olsa işliyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Yaşanan iklim değişikliği bitki örtüsünü etkilerken dünya yeni arayışlar içinde. Bu arayışlardan biri olan su, tarım ve hayvancılığı dünyanın en hızlı büyüyen gıda sektörü haline geldi. Dünya Ekonomik Forumu'na göre toplam küresel deniz mahsulü üretiminin yarısından fazlası su çiftliklerinde gerçekleşiyor. Balık çiftliklerindeki deniz canlılarını beslemek için kullanılan soya fasulyesi, mısır, pirinç ve buğday gibi ürünlerse aynı zamanda insanların da başlıca besin kaynakları arasında yer alıyor. Norveç'teki su çiftlikleri de yetiştirdikleri balıklar için sürdürülebilir besin kaynaklarından faydalanıyor. Dünyada en çok balık çiftçiliği yapılan 10 ülkeden biri. Norveç'teki balıkçılık sektörü çiftliklerdeki balıklara besin kaynakları bulmak için farklı yollara başvuruyor. Antarktika'daki sulardan penguen ve balinaların yediği krill adı verilen kabuklu canlılar fabrika gemilerle avlanıp Norveç'e taşınıyor. Norveç'teki bazı firmalarsa yerel kaynaklara yöneliyor. Denizcilik Araştırma Enstitüsü geleneksel balık yeminin yerini dolduracak en iyi seçeneğin böcekler olduğunu kaydediyor. Insects are so great because they can actually eat what... Böcekler bizim tüketmediğimiz gıdalarla besleniyor. Gıda sanayinin organik yan ürünlerini kullanabiliriz. Örneğin insanların doğrudan tüketmediği gıdalarla böcekleri besleyebiliriz. Böcekler bunları tüketip yağ, proteine, son derece yüksek kalitede gıda ürünlerine çevirebilir. Kurtçuklar insanların midesini bulandıracak türde gıdaları tüketerek besleniyor. Aquafly projesi ekibi ayrıca balık yeminde kullanılacak kaynakları bulmak için okyanuslara yöneliyor. Böcekleri su yosunlarıyla besliyoruz. Böcek yetiştirmek için su yosunu kullanarak larvalardaki omega 3, E vitamini ve iyot oranlarını yükseltebileceğimizi gördük. Tüm bu faydalı maddeler denizlerden geliyor. Bunları daha sonra balık yemi üretiminde kullanıyoruz. CO2 Bio firması da deniz bitkilerinden balık yemi üretmeyi amaçlıyor.
Firma Norveç'teki en büyük petrol rafinerisinden elde ettiği karbondioksiti kullanarak serada yetiştirilen yosunları besliyor. We take the CO2 from the refinery. Rafineriden karbondioksit alıyoruz. Bunu balık çiftliklerinde yetiştirilen balıklar için omega 3 oranı yüksek yosun üretiminde kullanıyoruz. Yosun balıklar için gıda olarak kullanılıyor. İçi ılık deniz suyu dolu şeffaf tüpler yosunun tıpkı diğer bitkilerin fotosentez süreci gibi karbondioksiti gıdaya çevirmesi için gereken ideal şartları sağlıyor. Toplanan yosun kurutulup işlemden geçiriliyor. Kurçuklar gibi yosun da atık ürünlerle beslenerek büyüyor. For example, the leftover products from aquaculture. Örneğin su çiftliklerindeki balık dışkısı ve kanı gibi atıkları, kanalizasyon atıklarını ve organik sıvıları besin kaynağı olarak kullandığımız saf kimyasalların yerine kullanmanın yollarını bulabilirsek çok daha sürdürülebilir kaynaklar elde edebiliriz. Alternatif gıda stokları balık yemi üretmek için avlanan balık miktarının azaltılmasını sağlayarak giderek artan dünya nüfusunun beslenmesinde önemli rol oynayan bir sektörde köklü değişiklik sağlayabilir. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington'dan yaptığımız yayın burada sona eriyor. İnternette adresimiz amerikanınsesi.com. Yarın Amerika ve Dünya gündeminin öne çıkan başlıklarıyla yine Washington'dan karşınızda olacağız. Hoşça kalın.